Simav'da meydana gelen depremden sonra mevcut binalarda güçlendirme yapılması konusunun gündeme gelmesini inşaat mühendisleri de destek veriyor. İnşaat mühendisi Mehmet Tekin binalarda güçlendirme yapılmasından yana olduklarını ifade ederek güçlendirme işleminin sertifikalı olan işletmelerde yaptırılması gerektiğini söyledi. Kütahya'nın ikinci derece deprem bölgesi olduğuna da dikkat çeken inşaat mühendisi Tekin, depremle yaşamayı bilmeliyiz ve ona göre davranmalıyız dedi. Depremlerde binalarımızda hasarlar oluşmakta, can ve mal kaybına sebep olmaktadır. Biz inşaat mühendisleri olarak deprem kuşağında Kütahya'mızın büyük bir bölümü de birinci derece deprem bölgesinde. Tabii buradaki yapılacak yapıların deprem yönetmeliğine uygun yapılması, vatandaşlarımızın yapmış olduğu, harcamış olduğu paralarla yapmış olduğu binalarda sağlıklı ve emniyetli bir şekilde oturmasını temin etmektir. Bu noktada bilim adamları bununla ilgili çalışmalar yapmakta. Binaların sağlam zeminlerin üzerinde oturması noktasında çalışmalar yapmakta. Bizler inşaat mühendisleri olarak da bu sağlam zeminler üzerinde binalarımızın oturulabilir bir vaziyette olmasını sağlamak üzere çaba sarf etmekteyiz. Özellikle 1999 Marmara depreminden sonra bizim yönetmeliklerimizde bir takım değişiklikler oldu ve bu değişikliklere göre de yapılardaki emniyetli yapılarda büyük bir ilerleme sağlandığını görmekteyiz. Tabii bir depremden sonra bazı binalarımızda hafif hasar, orta hasarlılar oluşmakta ve bunların da bir takım güçlendirmelerle vatandaşlarımızın binaları kullanmaya gitmeleri yönünde bir takım çalışmalar var. Tabii bu güçlendirmeyle ilgili bizim başta meslek kuruluşumuz, inşaat mühendisleri odası, diğer odalar ve sivil toplum örgütleri bir takım kurslar tertip ederek bu güçlendirmeyle ilgili çalışma yapacak meslektaşlarımızın detaylı bilgilendirme sahibi oluyorlar. Biz vatandaşlarımızdan bu güçlendirme yapılacak binalarla ilgili bu tür sertifikası olan mühendis arkadaşlarımızı müracaat ederek onların bilgisi doğrultusunda binaların güçlendirmeleri yapmalarını arzu ediyoruz.